Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından AKUT, Antalya birimi 30 ekip, 46 araç, 4 arama köpeği ve 980 gönüllüsüyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. AKUT'un Antalya birimini Hatay'daki operasyonun koordinasyonuysa Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinden yönetiliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezi 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik depremin ilk saatinde AKUT'un Alanya ekibi arama kurtarma çalışmaları için yola çıkartıldı. Depremin üzerinden bir haftadan fazla geçerken Antalya'da 73 AKUT gönüllüsü bölgede çalışmalara katıldı. AKUT depremin etkilediği 10 ilde 30 ekip halinde 46 araç, 4 arama köpeği ve 980 gönüllüsüyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken bu çalışmalarda son olarak 397 kişinin de tahliyesini gerçekleştirdi. AKUT Antalya ekibi depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da çalışmalarını sürdürürken bölgedeki koordinasyon ve organizasyon Muratpaşa Belediyesi'nin Sivil Toplum Merkezi Assim'den sağlanıyor. Şu anda biz burada Assim binada lojistik ve aynı zamanda da koordinasyon yönetiyoruz. Hatay bölgesine giden ekip arkadaşlarımızın, özellikle Antalya ekip arkadaşlarımızın lojistik desteğini, koordinasyonunu biz buradan yönetiyoruz. Burayı bir koordinasyon merkezine çevirdik, toplantı salonunu. AKUT Antalya lojistik sorumlusu Ali Demirel depremin 10 ile etkilemesi nedeniyle Hatay'la birlikte birçok noktaya teknik malzeme desteği de Antalya'daki merkezden yönlendirildi. Afetin büyüklüğünden sebep sadece kendi ekibimizi değil, Türkiye'deki birçok AKUT ve aynı zamanda AFAD desteğiyle birçok yere teknik malzeme, bize gelen teknik malzemeleri bölgeye göndererek aynı zamanda aracı oluyoruz. Ama tabii ki bizim asıl amacımız arama ve kurtarma. İlk yardım eğitimi almış arkadaşlarımızın kazazedeleri çıkartarak müdahale etmesi. Assim'de koordinasyon görevi yapan AKUT 7/24 çalışıyor ve deprem bölgesindeki ekiplerin ihtiyaçlarının anında karşılanmasını sağlıyor.